Hepimiz enerjimizi tam anlamıyla boşa harcamanın kötü bir özellik olduğunu biliyoruz. Ve enerjinin dünyamızdaki önemini de anlatmama gerek yok. 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde yenilenebilir güneş enerjisi üzerinde milyarlarca dolar yatırım yapılacağı öngörülüyor ve toplam enerji üretimi artık fosil yakıtlardan güneş, rüzgar ve bunun gibi yenilenebilir kaynaklara doğru kayıyor. Bildiğiniz gibi geceleri güneş enerjisi toplayamazsınız. En azından bu dünyada mümkün değil. Güneş enerjisi üretiminin çehresini değiştirebilecek, gelecek vaat eden fütürist bir fikre bakmanın uygun olacağını düşünüyorum. Uzay tabanlı güneş enerjisi fikri, yani Space Based Solar Power. Hazırsanız bu teknolojinin ayrıntıları hakkında biraz bilgi edinelim. Dünyada güneş enerjisi, bulut örtüsü, atmosfer ve mevsimsellik ile büyük ölçüde azalır. Gelen tüm güneş radyasyonunun yaklaşık %30'u asla yeryüzüne ulaşmaz. Uzayda ise güneş her zaman parlıyor. Dünyanın eğimi gücün toplanmasını engellemiyor ve güneş ışınlarının yoğunluğunu azaltacak bir atmosfer katmanı da yok. Bu, güneş panellerini uzaya yerleştirmeyi cazip bir olasılık haline getirir. Ek olarak bu teknoloji geleneksel şebekeye ve büyük bir yerel elektrik santraline güvenmeksizin dünyanın dört bir yanındaki uzak topluluklardaki insanlara güvenilir ve temiz enerji sağlamak için kullanılabilir. Kendiliğinden birleşen uydular, reflektörler bir mikrodalga ve lazer güç vericisiyle birlikte uzaya fırlatılır. Reflektörler veya şişirilebilir aynalar geniş bir alana yayılır ve güneş radyasyonunu güneş panellerine yönlendirir. Bu paneller güneş enerjisini mikrodalga veya lazere dönüştürür ve kesintisiz gücü dünyaya ışınlar. Yeryüzündeki güç alıcı istasyonları ışını toplar ve elektrik şebekesine ekler. Pek çok insan için olabildiğince fazla enerji tasarrufu yapmak ortak bir amaçtır. 2019'da fosil yakıtlar dünyanın enerji tüketiminin yaklaşık %84'ünü oluşturuyordu ve çok uluslu bir petrol şirketi BP'ye göre gezegenimiz mevcut enerji talebi göz önüne alındığında yalnızca 50 yıl petrol ve 100 yıl kömür sağlayabilir. Petrol ve kömürü olan doyumsuz iştahımıza rağmen yenilenebilir kaynaklar bolca var ve harcanmayı bekliyor. Örneğin güneş enerjisini ele alalım. Bir saatte tüm insanlığın bir yılda kullandığından daha fazla güneş enerjisi dünyaya ulaşıyor. Ancak 2019'daki enerji tüketimimizin sadece %1,11'i güneş enerjisinden elde edildi. Güneş, tüm gezegenimize güç sağlamak için muazzam bir potansiyele sahiptir. Ancak enerjisi neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Verimlilik ve erişilebilirlik gibi konuları hedefleyerek uzay tabanlı güneş enerjisine yatırım yaparak gezegenimizin geleceğini kurtarabiliriz. İlk bakışta güneş enerjisinden yararlanmak yapılması kolay bir seçim gibi görünüyor. Fosil yakıtların aksine güneş enerjisi küresel ısınmayı hızlandıran sera gazlarını yaymaz. Su kaynakları ve tarım arazileri içinde bir sorun teşkil etmez. Siyasi açıdan bakıldığında güneş enerjisi aynı zamanda en güvenli alternatif enerji kaynaklarından biridir. Mevcut petrol ve kömüre ilişkin haklar konusundaki gerilimler farklı uluslar arasındaki şiddetli çatışmalara yol açmıştır. Bunun yerine güneş enerjisini varsayılan olarak kullanırsak yenilenemeyen kaynaklar üzerindeki anlaşmazlıklar çözülebilir. Güneş enerjisi merkezleri hem yapısal hem de politik olarak sağlam olacaktır. Güneş enerjisini çevresel ve politik olarak düşük riskli bir sistem olarak uygulamak kulağa hoş geliyor. Ancak mevcut güneş enerjisinden yararlanma yöntemlerimiz hayal kırıklığı yaratacak kadar verimsiz. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen her sistemde olduğu gibi verimli güneş enerjisi için mevcut engelleri analiz etmemiz gerekiyor. Güneş enerjisi ile ilişkili olarak verimsiz kelimesini düşündüğümüzde zihinlerimiz derhal güneş şebekelerinin etkinliğini sorgulamaya başlayabilir. Bununla birlikte sorunun kökeni aslında güneş ışığı dünyanın yüzeyine ulaşmadan başlıyor. NASA'ya göre güneş enerjisinin yaklaşık %29'u dünyanın atmosferi tarafından geri yansıtılıyor ve uzaya yayılıyor. Üstelik güneş enerjisinin %23'ü atmosferde dolaşırken su buharı, ozon ve toz tarafından emilir.
Sonunda gezegenimize ulaşan güneş enerjisinin sadece %48'i kullanılabilir durumda oluyor. Atmosferimiz olarak bilinen engel nedeniyle dünya üzerindeki güneş ızgaraları gezegenimize başlangıçta ulaşan enerjinin yarısından daha azıyla çalışıyor. Daha da kötüsü, mevcut güneş panelleri laboratuvar dışı koşullarda maksimum %22 verimlilikle çalışıyor. Bu, güneşli bir günde maksimum verimlilikle dünya tabanlı bir güneş şebekesinin güneş enerjisinin yalnızca %10 ila 11'ini kullanılabilir enerjiye dönüştürebileceği anlamına gelir. Üstelik güneş panelleri, sınırlı gün ışığı saatleri, kötü hava koşulları ve verimsiz ulaşım nedeniyle ciddi şekilde daralmaktadır. Uzay temelli güneş enerjisi ise oldukça açıklayıcıdır. Uzayda güneş enerjisini güneş panelleri aracılığıyla toplama ve ardından onu dünyaya dağıtma kavramıdır. Dünya atmosferinden dışarıya çıktığımızda güneş enerjisi üzerindeki karasal kısıtlamalardan da kaçmış oluruz. Artık güneş enerjisinin bize ulaşmaması konusunda endişelenmemize gerek yok. Avrupa Uzay Ajansı ESA'ya göre güneş ışığı atmosferin dışında 11 kata kadar daha yoğun ve mümkün olan maksimum ışık miktarını yakalamak için 7/24 güneşe bakılabilir. Uydu güneş panelleri insan ırkının kullanabileceğinden daha fazla enerjiye erişebilir. Ayrıca uydu panelleri kötü hava koşullarından ve gece saatlerinden arınmış olacaktır. Uydular, dünya ekseninin eğimi tarafından kısıtlanmayacağından kışın güneş ışığının olmamasıyla da sınırlanmayacaklardır. Uzayda güneş panelleri dünya üzerindeki herhangi bir yere enerji ışınlayabilecektir. Bu nedenle bu teknolojiyi kullanan ülkelerin uydularını yörünge için en uygun konuma fırlatması yeterli olacaktır. Uzay tabanlı güneş enerjisi kavramı ilk olarak Rus roket öncüsü Konstantin Tsiolkovsky tarafından 100 yıl önce ortaya atılmıştı. Ama ilk mühendislik kavramları 1960 ve 70'lerde ortaya çıkana kadar bilim kurgu hikayeleri ile sınırlıydı. Son teknolojik gelişmeler ve piyasadaki malzemelerin daha ucuz hale gelmesiyle birlikte artık güneş enerjisi uyduları prensip olarak sadece mümkün değil, aynı zamanda mantıklı bir gelişme olduğunu gösterebilecek olan anahtar teknolojiler de geliştirilmiştir. Bu cesaret verici bilgiler göz önünde bulundurularak uydu güneş panellerini gerçekten inşa etmek ve uygulamak için ihtiyaç duyulacak birkaç temel bileşen var. Uzay temelli güneş enerjisini küresel ölçekte uygulanabilir kılmak için ihtiyacımız olan iki ana teknoloji var. İlk olarak malzemeleri uzaya taşıyacak fırlatma araçlarının düşük maliyetli ve çevre dostu olması gerekiyor. Hali hazırda yük taşımak için kullanılan roketlerin çoğu harcanabilir ve son derece pahalıdır ve kirliliğe neden olma eğilimindedirler. Bu nedenle yeniden kullanılabilir roketler sürdürülebilir bir teknoloji modeli için hayati öneme sahiptir. SpaceX de dahil olmak üzere birçok özel şirket daha ucuz ve yeniden kullanılabilir roketler geliştirme sürecindedir. Parçaları uzaya fırlatmanın yollarını bulduktan sonra uydu güneş panelleri inşa etmenin ikinci yönü güneş uydularının yörünge içi yapısının etrafında merkezler oluşturmaktır. İhtiyacımız olan enerji miktarını toplamak için uydu güneş panellerinin uluslararası uzay istasyonundan bile çok daha büyük olması gerekecek ve bu da onları şimdiye kadar yapılmış en büyük uzay aracı yapacak. Neyse ki uydu güneş panelleri aynı zamanda birçok özdeş parçadan yapılacağı için uzay istasyonundan çok daha basit olacak. Şimdilik uydu güneş panelleri inşa etmek için gereken ana teknolojiler dünyada bulunuyor ve önümüzdeki birkaç 10 yıl içinde makul bir fiyatla erişilebilir hale gelebilirler. Eğer bu teknoloji küresel ölçekte uygulanabilecek olsaydı, yalnızca enerji sorunlarını değil, aynı zamanda çoklu sosyal ve politik çatışmaları da çözebilirdi. Günümüzde birçok ülke fosil yakıtlar için diğer uluslara bağımlıdır ve sınırlı petrol ve karbon arzı şiddetli uluslararası çatışmalara neden olmuştur. Bol güneş enerjisi hali hazırda ithal petrole güvenen ülkelere enerji bağımsızlığı sağlayacaktır. Yenilenemez enerji konusundaki anlaşmazlık konusunda endişelenmek zorunda kalmadan ülkeler kaynaklarını, altyapılarını, farklı bölümlerini daha da geliştirmek için yeniden tahsis edebilirler.
Ek olarak bu teknoloji dünyanın hemen hemen her yerine ihraç edilebildiğinden yerel ölçekte çeşitli sorunları çözmek için de kullanılabilir. Örneğin bu teknoloji deniz suyunu tuzdan arındırmak için yeterli enerjiyi üretecek ve bu da milyonlarca insanın temiz suya erişimini sağlayacaktır. Teknoloji, dünyadaki elektrik şebekelerine güvenli ve verimli bir şekilde entegre edildikten sonra uzun kış gecelerinde bile uzaydan sürekli bir güneş enerjisi elde edebileceğiz. Depolama kapasiteleri üzerindeki baskıyı azaltmanın yanı sıra enerjiyi gezegendeki herhangi bir yere kablosuz olarak iletme yeteneği tam olarak gerekli olduğu yerde güç sağlamamıza izin verecektir. Çok uzak gibi görünse de uzay temelli güneş enerjisi kavramı düşündüğümüzden daha yakın. Space-based solar power, gezegenimizin geleceğini küresel ısınmadan kurtarabilecek, sürdürülebilir, güvenli bir güç kaynağı olma potansiyeline sahiptir. Son olarak videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.